Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Şu anda elimizde Samsung Galaxy S10 var. Az önce lansmanı yaptık. Hatta S10 Plus'ın da videosunu çektik. Onu da yukarıdan bir yerden koyarım yine kartlara. Oradan da izleyebilirsiniz. S10 ailenin ortanca modeli. Biliyorsunuz S10 Plus, S10 ve S10e olmak üzere 3 tane model duyurdu. Ayrıca bir de 5G destekli bir 4. bir model var ama şu an konumuz o olmadığı için ve daha tam spekler oturmadığı için henüz Türkiye'de veya dünyada hemen satışa sunulacak bir ürün değil. S10'a dönecek olursak karşımızda Android 9 işletim sistemini kullanan ve One UI üzerinde bulunan bir telefon bulunuyor. 6.1 inçlik bir ekranımız var. Zaten biliyorsunuz biz birçok sızıntılarda vesaire olmuştu. Hatta biz bunlarla ilgili bir video da çekmiştik. O videoda yine yukarıda katlardan size koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Neredeyse o videoda anlattığımız hemen hemen her şey gerçek çıktı. Ön yüzde bir delikli bir kameramız var S10 modelinde. Bu kameranın çözünürlüğü 10 megapiksel bir çözünürlük sunuyor. İki farklı işlemci türü olacak modellerde. Her zaman olduğu gibi bu Galaxy serisinde özellikle Samsung bu tarz bir strateji izliyordu. Exynos 9820 ve Snapdragon 855 olacaktı. İki farklı model olacak. Bu bölgeye göre değişiyor. Bu iki modeli de iki işlemci de görebileceğiz. Arka tarafa gelecek olsa kameralarımız var. Üçlü kamera setimiz var S10'da da. Aynen S10 Plus'ta olduğu gibi 12 megapiksellik ana kameramız var. Yine çift diyaframlı ki S9 Plus ve S9'da ve aynı zamanda Note 9'da olan bir teknoloji bu biliyorsunuz. Buna ek olarak bu modelde ekstradan bir de 16 megapiksellik bir geniş açımız bulunuyor. Ayrıca 12 megapiksellikte bir optik zoom, 2x optik zoom olan üçüncü bir kameranın bulunduğunu söyleyeyim. Yani bir ana kamera, geniş açı ve optik zoom olan üçüncü telefoto kamerası var. Geniş açının yaklaşık olarak 120 derece, 123 derece olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bir görüş açısı sunduğunu söyleyelim. Pil tarafında ise 3400 mAh'lik bir pil var telefonun üzerinde. 128 GB'lık depolamamızın olduğunu ve microSD bellek kartıyla bu depolamayı arttırabildiğimizi de söyleyelim. 8 GB RAM'imiz var. Telefonla ilgili önemli bir değişiklik ise artık parmak izi okumanın ekrandan olması. Biz buradaki ne yazık ki bu demo ürünlerinde bunu anlatamıyoruz. Çünkü şu andaki bunlar mağaza ürünleri olduğu için bu özellik kapalı. Hani kurcalanması vesaire diye. Ama böyle bir özellik olduğunu ve ekrandan parmak izi okunduğunu da söylemiş olalım. Bu bir ön inceleme tabii. Bir inceleme değil. Telefonun ilk bakış atıyoruz. Özelliklerini bir göz atıyoruz. Derli toplu bir arayüz olmuş. One UI biliyorsunuz yeni geldi bazı modellere Samsung'un. Yeni bir arayüz özelliği bu. Daha önceki daha geleneksel ve eskimişti artık. Bu yeni modellerde artık One UI kullanıyor. Burada zaten doğrudan Android 9.0 geliyor ve One UI ile beraber kullanıyorsunuz. Kameralar aslında birazcık bize Galaxy A9'u andıran bir arayüz var. Daha önceki Galaxy'de kullanmışsınız mutlaka hatırlarsanız. Bir geniş açı olayımız var burada. Zoom giriyor pardon. Şimdi burada bir optik zoom girdik. Şöyle 2x olduğunu gösteriyor. Normal çekim modumuz var. Bir de geniş açı ki geniş açıda görüyorsunuz şu anda mesela şöyle yapayım. Şu anda beni de muhtemelen alıyordur diye tahmin ediyorum bu ekran. Oldukça da geniş olduğunu söyleyeyim. Bir aksiyon kamerası gibi geniş açı çekiyor. Ön tarafa bakacak olursak ön kameraya geçelim. Ön kamerada gerçekten başarılı. Hatta ön kamerada çok güzel böyle işte çeşitli efektler, çeşitli özellikler de bulunuyor. Burada da bir tık böyle işte geniş açı vesaire gibi modları da burada yine ekranda görebiliyorsunuz. Canlı odak var. Yani arka planı flulaştırma özelliği var. Mesela bir tane fotoğraf çekeyim. Şu an çektim bir fotoğraf. Şöyle göstereyim size ekranda. İzin ver diyelim. Şöyle bakın. Arka plan. Biraz zoom girelim. Hem detaylar çok iyi. Hem de arka planın fluluğunun çok başarılı olduğunu söylemiş olalım. Gelelim tabii şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Tamam Özgür Çetin güzel anlattın ama bu telefonun Türkiye fiyatı nedir diye soruyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Türkiye'deki bu telefonun başlangıç fiyatı 6.599 TL olacak. Ailenin ortanca üyesi. Eli iyi oturan güzel bir model. Tercih edilebilecek bir model. Ve Amerika fiyatıyla Türkiye fiyatının çok da uçurum olmadığını söyleyeyim ki Apple ürünlerinde bu makas çok açıktı biliyorsunuz. Ama diğer markalar özellikle Android'in önüne gelen markaları Samsung ve Huawei gibi markaların bu makası çok açmadığını ve neredeyse hani yurt dışı fiyatlarla benzer fiyatlarla sattığını söyleyebiliriz. Samsung da yine aynı stratejiyi devam ettirmiş. 6.599 TL gibi çok uygun bir fiyattan Türkiye pazarına giriş yapıyor. Birçok teknik özelliği var. Onları yine bu açıklama videonun açıklama kısmında vereceğim ama bu bir ön inceleme olduğu için çok detaya girmek ve sizi detayla boğmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde telefonlar teste geldiğinde ki ben
S10 Plus'ı çok beğendim ama S10 da güzel bu arada. Daha detaylı, özellikle kamera tarafında daha detaylı bir incelemeyle karşınızda olacağız. Telefonla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altında bize yorum olarak iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyorum. Değilseniz mutlaka abone olun. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.